2,5 yıldır Dicle Ədaş'ta çalışıyorum. Kırsal köy arıza biriminde çalışıyorum. En son arkadaşlarla birlikte toplandık, bir hak talebinde bulunduk. Yani kendi anayasal haklarımızı talep ettiğimiz için işten atıldık. Yani hukuksuz bir şekilde 49. maddeden işten atıldık. İşten atılmamızın sebebi ise yani verilen işi yapmama diye geçiyor anayasada, maddede. Bizim işten atıldığımız tarihte ise bizim vardiyamız değildi, çalışma saatlerimiz değildi. Çalışma saatimiz geldiği zaman gidip üstlerimizi giyip işe çıkacaktık. Tam işe çıktığımız esnada bizi arayıp geri çağırdılar. İnsan kaynaklarından çıkışınız verilmiş diye geri gelin dediler. Bizim çıkışlarımız verildi ama biz istediğimiz hakların hiçbirinden geri adım atmayacağız. Bütün haklarımızı tekrar istiyoruz yani, daha da vazgeçmiş değiliz. Bizi işten de atsalar, ne yapsalar da biz kararımızdan geri dönmüyoruz. Çıkarılmalar devam ettiği için şu anda tam net sayıyı bilmiyoruz ama muhtemelen 300'e yaklaşmıştır. 300 işçinin işten çıkarılma tek sebebi, başka bir sebebi yok, haklarında iyileştirilme istemesi. Bu da gayet normal, isteklerimiz makul. Yani bizler bugün burada yıllarca emek vermiş işçiler olarak emeğimizin karşılığını istedik. Benim ve arkadaşlarımın herhangi başka bir talebi olmadı. Yönetim oldukça sert davrandı. Kesinlikle bizimle görüşmediler. Bakalım bugün artık neler olacak? Sendikaya başvurmamızı istemiyorlar. Sendikaya üye olmamızı istemiyorlar. Sendika yetkilileri de bugün burada. Artık bugün gereken neyse yapılacak. Burada DEDAŞ'ta çalışan yaklaşık 6 ili 70 ilçeyi kapsayan bir yerde enerji işçileri aslında en temel hakları olan insanca yaşama, insanca ücret için işverene çeşitli haklı talepler sundular. Bu talepleri de sunduktan sonra arkadaşlarımız bir araya gelip kendi temsilcilerini de seçip bir karar aldılar. İşverene seslerini duyurabilmek için 2 saatlik bir oturma eylemi gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Akabinde işveren de buna nazaran dönüp burada çalışan yaklaşık 250-300 tane arkadaşımızı bir çırpıda işine son verdi. Gerekçesi de aslında 49 koduyla verilen işi yapmama üzerine bir kod. Ama bu kodu kullanmak için önce arkadaşlarımızı uyarmak, sözlü ya da yazılı tekrar işe geri çağırmak gerekir. Ama hiçbir kurallara uymadan direkt 49 koduyla arkadaşlarımızın işine son veriyor. Aslında işverenin burada yapmak istediği şey enerji işçilerini sendikasız köle gibi çalışma koşullarına devam etmesi açısından çalışmasını sürdürmeye çalışıyor. Buradaki en temel hakkı olan enerji işçilerinin sendikalı çalışma hakkıdır. Ama işveren bunun önüne de geçmek açısından hem işten işçi çıkarmanın yanı sıra aslında enerji iş kolundaki işçi arkadaşlarımızı maalesef ki inşaat iş koluna geçiriyor. Böylelikle sendikalı olma haklarını ellerinden almaya devam ediyor. Biliyoruz ki biz bu çalışma biçimi tamamen hukuk dışı bir çalışma biçimidir. Çünkü enerji işçiliği yapan arkadaşlarımız inşaat iş kolunda gösterilemez. Biz bunun için gerekli adımları atıyoruz, gerekli hukuki işlemleri yapıyoruz. Ama biz biliyoruz ki buradaki enerji işçileri de haklarını, hukuklarını savunmak için gece gündüz demeden mücadele etmeye devam edecekler. Biz bugün buradayız. Yarın da muhtemelen burada olmaya devam edeceğiz. Bugünden sonra da 6 il ve 70 ilçedeki bütün arkadaşlarımızla birlikte bu süreci insanca çalışma koşullarına kavuşana kadar devam ettireceğiz. 49. maddede iş aktımız feshedildi. Gerekçe de hakkımızı aramamız. Zaten 49. maddenin önü gösteriyor ki haklı olduğumuzu ve hakkımızı savunduğumuz için 350 tane personel işten atıldı. Greve katılmak isteyen, destek vermek isteyen arkadaşlarımız tehdit edildi. Tehditler sonucunda birçoğu geri adım atmak zorunda kaldık. Birçoğu da halen destek vermekte. Kimse bize hakkımızı aradığımız için bizi işten atamaz. Bu bizim yasal hakkımızdır.
yasal hakkımızı aradığımız için de şu anda işten atılmış olabiliriz. Bu boğazı delen muhakkak rızkını verir. Belki bu bizim için daha hayırlıdır. Belki bu mücadele 6 yıldır çalışıyorum. 7. yıldan 3 ay geçti. Bugüne kadar gönderdikleri her birimde özveriyle çalıştım. Bugüne kadar herhangi hiçbir tutanağım yoktu. Sadece greve katıldığım için ve arkadaşlarıma destek verdiğim için işten atıldım. Büro personeliyim. Sanmasınlar ki ben bu haktan vazgeçerim. Arkadaşlarımın bir tanesi dahi dışarıda kalırsa kesinlikle bırakmayacağım. Sonuna kadar devam ettireceğim.